Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Çekirdek ve sitoplazma konumuzun kalan kısmıyla devam ediyoruz. Aslında çekirdeği anlatmıştık, sitoplazmayı anlatmıştık. Organellerin bir kısmını da anlatmıştık. Kalan kısmı da bugünkü dersimizin konusu olacak. Tabii ki en başta ben size bazı hatırlatmalar da yapacağım. Bugün hücre konusunun ta sonuna kadar geliyoruz. Hücre konusunun sonunda bilimsel çalışma yöntemleri var. Yani o kısmı da anlattığımız zaman ünitemizi bitirmiş olacağız. Mitokondri, plastikler, hücre iskeleti elemanları bugünkü dersimizin konusu olacak gençler. Sizden istediğim şey sayfa 89'a kadar 9 dinamodan çözmediğiniz hiçbir kısım kalmasın. Hızlıca dersimize de başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde kalan organellerden bahsedeceğiz demiştim. Hangi organeller kalmıştı? Peroksizom, koful, mitokondri, plastitler bugünkü dersimizin konusu olacak. Sentrozomdan da bahsedeceğiz. Hücre iskeleti elemanlarımızı anlatacağız. Farklı hücrelerin sahip olduğu özellikleri de karşılaştıracağız. Üniversite sınavında karşılaştırma soruları çok çıkıyor. O yüzden de yazılılarda öğretmenler özellikle karşılaştırmaların üstünde çok duruyor gençler. Bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırmasını da hatırlatacağım ben size. Dersimize her zamanki gibi bir hatırlatma yaparak başlıyorum. Ne yapacağız? Hücresel yapı bakımından canlıları ikiye ayıracağız. Bir prokaryot hücre yapısına sahip, bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız vardı. Prokaryot ve ökaryotlarda DNA, RNA, sitoplazma, ribozom organeli, hücre zarı ortak olarak bulunuyordu. Aradaki fark neydi? Ökaryotlarda DNA'nın etrafı bir zarla çevrili ökaryotlar çekirdekli hücrelerde prokaryotlarda ise çekirdek zarlı organel bulunamazdı unutmayın. Mesela Prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılara kimlere örnek vermiştik? Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryottu. Protista alemindekiler, bitkiler alemindekiler ve hayvanlar alemindekiler bir de mantarlar alemindekiler ökaryot hücre yapısına sahipti. Bakterilere ve arkelere baktığımız zaman tamamının tek hücreli olduğunu söyleyebiliyorduk. O zaman şu genellemeyi yapabilirim. Prokaryot hücre yapısına sahip tüm canlılar tek hücrelidir diyebilirim. Ökaryotlara baktığımız zaman, protistaların ve mantarların tek hücreli olanları da var, çok hücreli olanları da var. Bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar ise çok hücreliydi. Yani çok hücrelerin tamamı ökaryottur diyebilirim. Ökaryotların tamamı çok hücrelidir diyemem. Kelime oyunlarına dikkat edin. Gençler sorularda karşınıza çıkarsa. Bitki ve hayvan hücrelerini karşılaştıracağız dedik. Organeller bakımından aslında karşılaştırması çok önemlidir. Çok da sık karşımıza çıkar. Baktığımız zaman ökaryot hücreleri 3 kısımda incelemiştik. Bir ortada çekirdek olduğundan bahsetmiştik. Çekirdekten sonra stoplazma dediğimiz kısım geliyordu. Stoplazmanın içerisinde de bir sıvı kısım var sitozol. Organeller yer alıyor. Bir de hücre iskeleti elemanları bulunuyordu gençler. Hücre zarı tüm canlılarda ortak. Bitki hücrelerindeki fark bitkilerde hücre zarının dışında bir de hücre çeperi, hücre duvarı dediğimiz yapı vardı. Bitki hücrelerinin duvarı da selüloz yapıya sahipti diye. Ondan sonra cınımınla. Bakacak olursak organellere bitkilerde kloroplast organeli vardı fotosentez yapılmasını sağlıyordu ama hayvansal hücrelerde kloroplast bulunmaz. Hayvansal hücrelerde iyi ipli dediğimiz ipliklerin oluşmasını sağlayan sentrozom organeli bulunacak bitkilerde de gelişmiş yapılılarda özellikle sentrozom organeli yok diyeyim. Çekirdeği dört tane ana kısma ayırmıştık. Bizim en dış kısmımızda çekirdek zarımız vardı. Madde alışverişinin gerçekleştiği delikler bulunuyordu. Hücre zarındaki deliklerle karşılaştırdığımız zaman çekirdek zarındaki deliklerinin daha büyük yapıya sahip olduğunu söylemiştik. Çekirdek sıvısı dediğimiz bir kısım vardı. Çekirdekçik ve kalıtım materyali de yine bulunuyordu gençler. Toplazma dediğim gibi bir sıvı kısımdan meydana geliyordu. Sitozol ismini verdik. Aynı zamanda bugünkü dersimizin konusu da olan organeller burada yer alacaktı. Bir de hücre iskeleti elemanları dediğimiz kısım vardı. Hücrenin organellerini de zar durumlarına göre gruplandırmıştık. Zarsız organellerimiz ribozom ve sentrozom organelidir. Ribozomu anlattık. En küçük organeldi, zarsızdı, tüm canlı hücrelerde bulunuyordu. Protein sentezinin gerçekleştiği organeldi. Sentrozom ise hayvansal hücrelerde bulunacak iyi ipliklerinin üretimini sağlamış olacak bugünkü dersimizin konusu. Endoplazmik retikulum hücre zarı ile çekirdek zarı arasındaki kanalcıklar sistemi madde taşınmasını sağlıyordu. Üstünde ribozom bulunanlara granüllü ER bulunmayanlara düz veya granülsüz ER ismini veriyorduk golgi aygıtı dediğimiz zaman o da aslında endoplazmik retikulumdan parça kopmasıyla meydana geliyordu salgılama ve paketleme işlerini gerçekleştiriyordu kofullar İçinde bulunan maddeye göre isimlendirilecek vesin kofulu, atık kofulu veya kontraktil koful gibi koful çeşitlerimiz olacak. Lizozom hücre içi sindirimden görevli organeldi. Peroksizom da zehirli maddeleri zehirsiz hale getirecek enzimler taşıyan organeldir. Çift katlı zara sahip organellerimiz de mitokondri ve plastitlerdir. Plastitlere baktığımız zaman da kloroplast, kromoplast ve lekoplast olmak üzere 3'e ayıracağız gençler. Hemen peroksizomla başlıyorum çünkü diğerlerini bir önceki dersimizde anlatmıştık. Peroksizom dediğimiz zaman zehirli maddeleri zehirsiz hale getirecek enzimler bulunduran bir organeldir. Kendisinin tek zarlı olduğunu zaten gruplandırma kısmında söyledik. İçeriğinde 50'ye yakın farklı enzimle birçok tabii ki fonksiyonu var. Peroksidaz enzimi ve katalaz enzimi en çok sorularda karşıma çıkar. Mesela Bizim vücudumuzda çeşitli tepkimeler meydana geliyor. Bu tepkimeler sonucunda da H2O2 dediğimiz hidrojen peroksit adını verdiğimiz zehirli bir madde oluşuyor. Normal şartlarda bunun zehirsiz hale getirilmesi yani su ve oksijene dönüşmesi lazım. Bunu kendi kendine su ve oksijene dönüşsün diye beklersek ooo çok uzun süre be beklememiz lazım. Bizim vücudumuzda üretilen katalaz enzimi sayesinde saliseler içerisinde bunun dönüşümü gerçek. İçerisinde katalaz enzimi bulunan organelde peroksizom organeli ya da mikro cisimcikler dediğimiz organeldir gençler. Peroksizomun bir de şu tip soruları karşımıza çıkar. Hücrede oksijen tüketen organel deyince direkt aklımıza mitokondri gelir. Oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organel olduğu için. Ama peroksizomlar da oksijen tüketiyorlar ATP üretmek için değil buradaki yağları tepkimeye sokabilmek için daha küçük moleküllere dönüştürmek için e, oksijen tüketebiliyorlar diyeyim bazı peroksizomlar yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği daha küçük moleküllere dönüştürür. Bu olay sırasında da oksijen kullanılır. Yani yıldız 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 hücrede oksijen tüketen iki tane organel var. Bunlardan bir tanesi mitokondri diğeri ise peroksizomdur. Sonra geçtim kofula. Koful için ne dedim? Çeşitleri var dedim. İçeriğinde bulundurduğu maddeye göre biz bunları isimlendirebiliyoruz. Tabii ki tek katlı zarla çevrililer. Hücre zarından bir madde içeriye alındığı zaman veya golge aygıtından bir şey salgılanıp etrafı sarıldığı zaman kofullar meydana gelebiliyor. Bitki ve hayvan hücrelerinin kofullarını da karşılaştırabiliriz. Bitki hücrelerinde kofullar daha büyük az sayıda, hayvan hücrelerinde ise daha küçük çok sayıda oluyor. Bitki hücresindekileri de kendi içinde karşılaştıracak olursak bitki hücreleri yaşlandıkça kofulları birleşiyor, daha büyük bir kofula dönüşüyor. Gençler görevlerine göre kofulları da besin kofulu, salgı kofulu, depo kofulu ve kontraktil kofulu olmak üzere dörde ayıracağız. Besin kofuluyla başlayayım hatta ben size hikayesini anlatayım. Hücre zarından madde alışverişi işleri kısmına baktığımız zaman karşımıza daha detaylı olarak tabii ki çıkıyor. Mesela dışarıda büyük bir X besini var. Bizim hücremiz bu X besinini almak istediği zaman X besinine doğru gidiyor, yalancı ayaklar oluşturuyor. Daha sonra X besininin etrafını iyice sarıyor. Hop bir bakıyorum x besini içeriye alınmış. Oluşan şey içinde besin olduğu için besin kofulu oluyor gençler. Yani endositoz dediğimiz büyük şeyleri içeriye aldığımız zaman eğer bu büyük şey katı bir şeyse fagositozla alıyoruz. Sıvı bir şeyse pinositoz yoluyla alıyoruz. İçeriye büyük bir şey aldık. Ve bunun etrafı hücre zarından bir parça kopmasıyla sarıldı. Bu bir besindi. Besin kofulu dediğimiz kofulu oluşuyor. Sonra ne yapacağım? tabii ki benim bunu parçalamam lazım. Benim hücre içi sindirimde görevli organelimin adı neydi? Lizozom organeliydi. Gidiyor lizozom organeli buna yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. İkisinin zarları kaynaşıyor. Bunun içindeki enzimler bu x'i daha küçük parçalara dönüştürüyor. Böylelikle hücre içi sindirim gerçekleşmiş oluyor. Hatta lizozom organeliyle besin kofulu bir araya geldiği zaman oluşan yapıya sindirim kofulu ismi verilir gençler içeride sindirim tepkimeleri gerçekleştiği için Devam ediyorum. Hangi kofulla? Salgı kofuluyla. Biliyoruz ki pek çok canlı salgı üretecek. Bu salgılarını da stoplazmaya boş boş bırakacak hali yok. Etrafını tek bir zarla çevrelemiş olacak. Golgi aygıtında özellikle üretilen salgıların metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin hücre dışına verilmesini sağlayan şey salgı kofuludur. Böcekçil bitkiler, ayrıştırıcı mantarlar, sindirim enzimlerini salgı kofulları oluşturarak dışarıya atıyor. Diyelim ki şurada x maddesi vardı. Birinci alternatif neydi? Giderdin buna yalancı ayaklar oluşturur. X'i içeriye alırdın. İçeride parçalama işini gerçekleştirirdin. Bazen böyle yapmak istemiyorsun. Diyorsun ki ben enzimlerimi dışarıya göndereyim. Gönderdiğim enzimlerle bunu dışarıda parçalayayım. E sen bunu dışarıya gönderip enzimlerle parçalamak için ne yapman lazım? İçerisinde enzimler bulunan bir salgı kofulu oluşturuyorsun. Bunu götürüp götürüp dışarıya doğru bırakıyorsun. O zaman da salgı kofulu oluyor. Depo kofulu dediğimiz zamanda bitkilerde zehirli maddeler ve metabolizma sonucu meydana gelen atıklar, boya maddeleri, tuzun fazlası, zehirli maddeler bunlar kofullarda birikebiliyor. Biriktiği zaman da ismi depo kofulu oluyor. Aslında sonbaharda yapraklar sararıyor ya Yaprakların sararmasında tabii ki bazı organellerin dönüşümü de söz konusu olacak ama bitki sonbahara doğru atık miktarını uzaklaştırmak istiyor. Atıkları ne yapıyor? Yapraklara gönderiyor, depoluyor. Yapraklardaki atıkları depolayan depo kofulu sayısı artıyor. Bitki yaprak dökümü yaptığı zaman da aslında atıklarını uzaklaştırmış, boşaltım yapmış olacak. Geldim defo kofulunda besin, hava, su da depolanabilir kısmına. Bazı bitkilerde çiçek ve meyve renginin oluşmasını sağlayan pigmentler de yine depo kofulu dediğimiz kofullarda bulunabiliyor. Bitki hücreleri olgunlaştıkça küçük kofulları bir araya gelip daha büyük bir kofula dönüşür. Yani kofulları karşılaştıracak olursak bitkilerin kendi kofullarını ne yaptım? Şu genç bir bitki hücresi olsun. Kofulu şu kadardı. İki tane kofulu vardı. Bitki yaşlandığı zaman bunun içerisindeki kofullar bir araya gelip büyük bir tane kofula dönüşüyor. Yani yaşlılarda koful sayısı azalıyor. Bir araya gelip daha büyük bir kofula dönüşüyorlar diyebilirim. Oradan da geçtim kasılgan ya da kontraktil koful dediğimiz kofula vurgan kofulu olarak da isimlendirilebiliyor. Kimde var? Tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarda var. Onlar kim? Amip, öglene, paramesyum. Üçüncü ünitede tekrar karşıma çıkacak. Protista aleminde bulunan tek hücreli canlılar amip, öglena, paramesyum. Bunlar tatlı sularda yaşıyorlar. Yani su oranının çok fazla olduğu alanlarda yaşıyorlar. Haliyle hücrenin içerisine devamlı olarak su girmek istiyor. Hücrenin içerisine devamlı olarak su girerse de bu hücreler bir süre sonra şişer, şişer, patlar patlamasınlar diye hücre içine giren fazla suyu dışarıya atan bir organelleri var. Bu organelin adı da kontraktil kofuldur gençler. Yani ATP enerji harcayarak fazla suyun dışarıya atılmasını sağlamış oluyor. Bir hücrenin su alıp şişip şişip patlamasına da hemoliz ismi veriliyor. Amip öglene, paramesyumda yani tatlı suda yaşayan tek hücrelilerde kontraktil kofullar hemoliz olmayı engelliyor diyeyim. Buradan gelelim mitokondriye. Mitokondri ve kloroplastın dediğim gibi çok karşılaştırmalı soruları karşımıza çıkacak gençler. Çünkü mitokondri ve kloroplast organeline baktığımız zaman ikisinin birbirine çok benzer, ikisinin birbirinden çok zıt e, olayları var özellikleri var diyebiliriz. Hatta en son onları toplu olarak da vereyim. Mitokondriye baktığımız zaman çift zarlı bir organel. Kendine ait bir sıvı kısmı var. Bir de zar sistemi var. Mitokondri deyince aklıma ilk olarak ne geliyor? Oksijenli solunum geliyor. Mitokondri organeli oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organeldir. Her hücrenin ATP ihtiyacı birbirinden farklı. Mesela çizgili kas hücrelerimizi düşündüğümüz zaman onun larda ATP çok harcanıyor. O yüzden de çok üretilmeli. Haliyle mesela çizgili kas hücrelerimizde mitokondri sayısı diğer hücrelerimizden çok daha fazla. Tüm ökaryot canlılarda mitokondri organeli bulunuyor. Fakat ökaryot canlıların tüm hücrelerinde mitokondri organeli bulunmaz. Mesela An, e, al yuvarlarımızı düşündüğümüz zaman onların olgunlaştığı zaman çekirdeklerini ve organellerini kaybettiğini söylemiştik. Onlarda oksijenli solunum tepkimeleri değil laktik asit fermentasyonu tepkimeleri gerçekleşiyor. Böylelikle ATP ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Mitokondri için ne dedim? Çift zarlı bir organeldir dedim. Kendine ait bir zar sistemi bir de sıvı sı bulunacak. Kendine ait zar sistemine Krista adını veriyoruz. Şu içerideki zardan bahsediyoruz. Bir de sıvısı var. Sıvısına da ne ismini vereceğiz gençler? Matrix ismini vermiş olacağız. ATP üretimi için zar sistemin içerisinde elektron taşıma sistemi elemanları bulunacak. Aynı şey kloroplastlar içinde geçerli olacak gençler. Mitokondrinin kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozom organeli var. Onu da unutmuyorsun. Hocam bunlar nerede bulunur? Sıvı kısmında bulunur. Sıvısının adı neydi? Matrix'ti. Yani matrisinde, sıvı kısmında DNA'sı, RNA'sı, ribozom ozomu solunum tepkimelerini gerçekleştirdiği için solunum tepkimelerine ait enzimleri yer alacak. Mitokondriler kendilerine ait DNA bulundurdukları için çekirdeğin kontrolü olmadan kendilerini çoğaltabiliyorlar ama mitokondrinin DNA'sı var hücreyi de yönetir gibi düşünme kendi metabolik olaylarını kontrol edebiliyor kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu olduğu için kendisi için gerekli olan proteinleri de sentezleyebiliyor. Mitokondri tüm insanlarda yumurta ile e, aktarılıyor yani şöyle anlatayım size yumurta ve sperm'i düşündüğümüz zaman spermlerin Şöyle kuyruk kısımları denilen kısımları var. Bunların kuyruk kısımlarında mitokondrileri bulunur. Döllenme sırasında da spermin sadece baş kısmı yumurtaya giriyor. Yani mitokondrilerin tamamını annemizden alıyoruz. Mitokondriyal DNA ile akrabalık derecesine bakılacaksa anne soyundan akrabalığa bakılabiliyor gençler. Mitokondri değil de kime geldik? Kloroplast dediğimiz ya da plastitler dediğimiz organele geldik. Plastitler dediğimiz zaman da kendi içerisinde plastitleri üçe ayıracağız gençler. Kimlerde bulunacak bu plastitler? Özellikle bitkilerde bulunacağını biliyorsun. Onun haricinde fotosentez yapan ökaryot canlılarda tabii ki bulunabiliyorlar. Plastitleri de kendi içerisinde kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere üçe Yaslan Arkana. Şimdi kloroplast fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organeldir. Bitkinin yeşil görünen her yerinde kloroplast vardır ve orada fotosentez tepkimeleri gerçekleşir. Ama hocam bitkiler sadece yeşil renkli değil ki domates kırmızı renkli, limon sarı renkli. Bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan organel ise kromoplast dediğimiz organel olacak. Bir de bizim görmediğimiz bitkinin genellikle toprak altında kalan kısımlarında lökoplast adını verdiğimiz renksiz bir plastitimiz olacak. Lökoplastlar da madde depolanması işini yapacak. Özellikle patatesde mesela nişasta depolayacak. Patates dediğimiz o yediğimiz kısım toprak altından çıkartılır gençler. Plastitler de belli şartlarda birbirlerine tabii ki dönüşebilecekler. Şimdi Kloroplastlara başlayacağım ama dedim ya mitokondri ile kloroplastların çok fazla karşılaştırma sorusu karşımıza çıkar. Neden bunların hem birbirine çok benzeyen hem de birbirinden farklı özellikleri vardı? Özellikle karşımıza çıkacak olan kısımdan bahsedeyim. Birincisi mitokondri üstünden gidecek olursak. Mitokondri deyince aklına ne geliyordu? Hocam, oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organeldir. Kloroplast ise fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği organel olacak. O zaman buna da hemen fotosentez baş atayım. Bunların ikisi de çift zarlı organeldi. Oksijenli solunum tepkime denklemini söyle bana bakayım. Aklında da şöyle tutarak hatta söyle. Yaptım. Nefesimi aldığım zaman içeriye ne çektim? Oksijeni çektim. Bunu kiminle yakıyorum? Yediğim besinle. Yani glikozla C6H12O6 ile yakıyorum. Sonra yaptığım zaman dışarıya ne verdim? karbondioksit gazı verdim hocam. Aynı zamanda cama yaptığımda kalp çizebiliyorum. Yani nefesimle su buharı da veriyorum. Karbondioksit ve su açığa çıktı. <laughs> Bu neyin tepkime denklemiydi? Oksijenli solunumun tepkime denklemi. Tepkime denklemini terse çevir fotosentez oluyor. He. Oksijeni aldım, besinle yaktım, yapınca karbondioksit ve su çıktı. Bunun tam tersi fotosentez. O zaman fotosentez dediğin şey karbondioksitle su tepkimeye girecek. Buradan C6H12O6 aynı zamanda oksijen açığa çıkmış olacak. Fotosentezin olmazsa olmazı klorofil pigmenti bulunmak zorunda ve fotosentez ışık varlığında gerçekleşir. Ama solunum için bunlar gerekli değil gençler. İkisi de neydi? Çift zarlı organeldi. Hemen çift zarlı diyeyim ama birbirinden farklı tepkimeler gerçekleştirdi. İkisinin de zar sistemi, bir de sıvı kısmı var. Bunun zarlarına baktığımız zaman zarına krista ismini verdik. Sıvısına ise matriks ismini verdik. Bunun kristasında elektron taşıma sistemi elemanları bulunuyor. Matriksinde de DNA'sı, RNA'sı, ribozomu bulunacak gençler. Bir de solunumla ilgili tabii ki enzimleri yer alacak. Kloroplast organelinin de çift zarlı olduğundan bahsettik. Bunun bir içeride tilakoid zar sistemi dediğimiz zar sistemi, bir de stroma dediğimiz sıvı kısmı bulunacak. Yine bunun zar sisteminde ETS elemanları var. Bunun da sıvısında DNA'sı, RNA'sı, ribozom organeli var. Ha, ikisinin de DNA RNA veri bozumu varmış unutmuyorsun. Şimdi detaylara girmeye başlayalım. Kloroplastlar neydi? fotosentez tepkimelerini gerçekleşen organelde klorofil pigmentini mutlaka bulunduracaklardı. Fotosentezin tepkime denklemi de oksijenli solunumun tersiymiş. Besin haricinde hepsinin başına 6'yı koyabilirsin. 6 tane karbondioksit, 6 tane suyla tepkimeye girecek. Mutlaka ışık varlığında ve klorofil pigmentine ihtiyacımız var. Buradan besin sentezlenecek ve oksijen açığa çıkmış olacak. Kloroplast tar çift zarlı iç kısmında şöyle tilakoyit zar dediğimiz bozuk para düşün ortası delik zarlar var. Bu tilekoid zarlar üst üste geldiği zaman granumları, granumlar bir araya geldiği zaman granaları meydana getiriyor. Yani zar sistemine tilekoid zar, granum, grana ismini verebiliriz. Elektron taşıma sistemi elemanları bu zarların üzerinde. Bir de bunun sıvı kısmı olacak. Sıvı kısmına da ne ismini verdik? Stroma ismini verdik. Sıvıda ne olur? DNA, RNA, ribozom, bir de fotosentezle ilgili enzimler bulunur. Aynı mitokondrideki mantık. O zaman bu kendine ait proteinleri sentezleyebilir. Kloroplastlar mitokondriler gibi kendini çekirdeğin kontrolünde çoğaltabilir. İhtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını da kendi ribozomlarında tabii ki sentezleyebiliyorlar. Kloroplastları geçtiğim zaman kime gelmem lazım? Kromoplastlara. Yani bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan pigmentlere geçiş yapmam lazım bitkilerin özellikle şöyle renkli renkli gördüğümüz taç yapraklarında gülün yaprakları gibi düşünün. Bazı bitkilerin köklerinde, meyvelerinde, tohumlarında tabii ki kromoplastlar bulunacak. Mesela papatyanın sarı kısmı, limonun sarı kısmı bunlara sarı rengin oluşmasını sağlayan ne var? Kısan tofil pigmenti var. Havuç, portakal gibi, mandalina gibi e, besinlerde, meyvelerde diyeyim, turuncu rengin oluşmasını sağlayan karoten pigmenti var. Domatesde, çilekte kırmızı rengin oluşmasını sağlayan likopen pigmenti var. Bu pigment maddeleri kromoplast organelinde bulunuyor. Şunu da unutmuyorsun. Domates hamken ne renk? Yeşil. Sonra ne oluyor? Kırmızı. Domates hamken yeşil olduğuna göre demek ki o zaman kloroplastları var. Olgunlaştıkça kırmızıya dönüşüyor. Yani kromoplastlara dönüşüyor. He. Kloroplastlar zamanla kromoplastlara dönüşebilir veya yeşil yapraklar sararıyor. Yine kloroplastlar kromoplastlara dönüştü diye düşüneceksin. Geldim lökoplast dediğimiz kısma. Bitkilerin kök, gövde, tohum, yumru gibi kısımlarında bulunan renksiz plastiklerden bahsediyoruz. Fotosentez sonucu üretilen glikoz molekülleri lökoplastlarda mesela depolanıyorlar. Özellikle bitkinin ışık görmeyen toprak altı kısımlarında var. Mesela dedim ya patatesde bol bol lökoplast bulunur diye. Patatesi balkona koyduk. Çok uzun bir sürede patateze dokunmadık. Patatesde hiçbir yemek yapmadık. Bir süre sonra patates üstünde yeşil yeşil tomurcuklar çıktığını görürüz. Çünkü ışık varlığında lokoplastlar da kloroplastlara dönüşebiliyor gençler. Farklı bitki türlerinde lokoplastlar yağ ve protein molekülü depolayabilir. Zeytin, fındık, avokado gibi bitkilerin lokoplastlarında tabii ki yağ depolanıyor. Bunlar çok yağlı yağlı şeylerdir. Mercimek ve fasulyede protein patatesin lekoplastlarında da tabii ki nişasta depolanmış oluyor. Biraz karşılaştırma yapalım. Mitokondri ve kloroplastın faaliyetleri artarsa azalırsa ne gibi durumlar meydana gelir diyelim. Mitokondriye baktığımız zaman oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği organelde. Oksijeni çektim glikozla yani besinle yaktım karbondioksit su açığa çıktığı kloroplast tam tersini yapıyor. O zaman mitokondri faaliyeti artıyorsa glikoz miktarı azalır. Oksijen miktarı azalır. Karbondioksit miktarı artar diyebiliriz. Yine bu tarafa baktığım zaman kloroplastlarda besin sentezlediğine göre kloroplast faaliyeti artıyorsa glikoz miktarı artar. Ortamdaki oksijen miktarı artar, karbondioksit miktarı azalır gençler. pH'ta durdum. pH'i karbondioksitle tutacaksın. Karbondioksit asidik bir maddedir. Ortamdaki karbondioksit miktarı artarsa asitlik artar. pH cetvelini şöyle yapayım. pH cetvelini düşündün. 0 ile 7 arası asit olan taraftı. O zaman asitlik artarsa pH azalır diyeceksin. Burada karbondioksit azaldığına göre asitlik azalıyor. O zaman pH artıyor diyeceksin. Ozmotik basınç dediğimiz şey su alma isteğidir. Böyle tutarsan tüm soruları yaparsın. Sonraki konuda da aşırı işimize yarar. Ozmotik basınç su alma isteği. Bu mitokondri faaliyeti gerçekleştiği zaman yaptığımda karbondioksit ve su açığa çıkıyordu. Su açığa çıktığına göre hücrenin ozmotik basıncı, su alma isteği azalacak. Fotosentez yaparken su kullanıyorsun. Su tükettiğine göre su alma isteği artacak diyebiliriz gençler. Hemen geçtim sentrozoma. Sentrozom hayvan hücrelerinde ve ilkel yapılı bitki hücrelerinde çekirdeğe yakın bir yerde bulunan zarlı bir yapıdan bahsediyoruz. Aslında sentrozom dediğimiz şey iki tane sentriolün bir araya gelmesinden meydana geliyor. Aslında sentriolde hücre iskeleti elemanlarından mikrotübül dediğimiz bir eleman var. O mikrotübül elemanından meydana geliyor. Mekanizmasını anlatacağım. Sentrozomun yapısında İki sentriyoller, iki tane sentriyol var. Hücre bölünmesi sırasında bunlar zıt kutuplara gidecekler. 10. sınıfa geçtiğinizde mayoz ve mitoz konumuz olacak. Mayoz ve mitoz bölünme sırasında sentrozom organelinin hayvan hücrelerinde iyi ipliği denilen ipliğin oluşmasını sağladığını söyleyeceğiz. Bitkisel hücrelerde ise gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde ise sentrozom organeli bulunmayacak gençler. Aslında sentrozom organeli nasıl meydana geliyor? Hemen o yapıdan da bahsedeyim. Şimdi bizim mikrotübül dediğimiz hücre iskeleti elemanlarımız var. Aslında bunlar protein iplikçikler. 3 tane mikrotübül bir araya geldiği zaman bir tane bale yapıyor. Bu Üçlü balyadan da 9 tanesi bir araya geliyor. Şöyle 9 tane üçlü balya olduğunu düşün. 9 kere 3 27. 27 tane mikro tübül bir araya geldiği zaman bir tane sentri ol yapıyor. 2 tane sentriol de bir araya geldiği zaman sentrozom organeli meydana geliyor hayvansal hücrelerde sentrozom organeli ne işe yararmış? İyi ipliklerinin üretimini sağlarmış. Aslında iyi ipliklerinin üretimini sağlayan içeri doğru gidersen mikrotübül dediğimiz o hücre iskeleti elemanlarıdır gençler. Ökaryot hücrelerde sentrozom aynı zamanda kamçı, sil gibi e, yapıların da oluşmasını sağlıyor. Yumurta hücresinde, gelişmiş yapılı bitki hücresinde, prokaryotlarda, al yuvarlarda, çizgili kas hücrelerimizde ve bazı sinir hücrelerimizde sentrozom bulunmuyor. Sentrozom bulunmadığı için de bu hücrelerimizin bölünme yeteneği yok. Mesela çizgili kas hücrelerimiz sentrozomu yok. O yüzden onlar bölünmüyorlar. Biz spor yaptığımız zaman çizgili kaslarımızın sayısını arttırmıyoruz. Spor yaptığımız zaman çizgili kaslarımızın hacmini ve kütlesini arttırıyoruz gençler o zaman bu mantıkla sentrozom hücre bölünmesini sağlayan organel olduğuna göre biz kanser tedavisinde de neyle mücadele ediyoruz? Hücre bölünmesi kontrolden çıkmış, devamlı bölünme yeteneğine sahip hücrelerle savaşıyoruz. Bir sorun var hücrelerde. Devamlı bölünüyorlar, ortalığı kaplıyorlar, diğer hücrelerin iş yapmasını engelliyorlar. Kendileri de gereken işi gerçekleştirmiyorlar. O zaman ben bir ilaç geliştirsem, bu kanserli hücrelerin sentrozomunu bozsam, bu hücreler bölünemese sorunum ortadan kalkar. O yüzden kanser hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar i ipliklerinin oluşumunu engelleyerek bu hücrelerin bölünmesini durduruyor. Böylelikle hücre sayısı artmadığı için orada oluşan hücre kümesi tümörde yayılmıyor, büyümüyor. Gençler Hücre iskeleti elemanları dediğimiz zaman hücrenin şu sıvı kısmını düşündüğümüz zaman hücrenin sıvı kısmı yarı akışkan, kolloidal, pişmemiş kek kıvamında diyoruz. Aslında bunun bu yarı akışkan kıvamda olmasını sağlayan şey hücre iskeleti elemanlarıdır. Nasıl hayal et biliyor musun? Senin bir bardak suyun var. Bu suyu döktüğün zaman bunun belli bir akışkanlığı var. Ben bu suyun içerisine bastım, toz şekeri karıştırdım, 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 döküyorum. Yine dökülür mü? Dökülür. Ama Toz şeker koymadan önceki haliyle sonraki halini kıyas yaparsan bir tık daha yoğun bir kıvama kavuştu. Hücrenin o sitoplazmasının daha yoğun kıvama kavuşmasını, yarı akışkan olmasını sağlayan şey de aslında onun yapısında bulunan ipliklerdir. Hücre iskeleti elemanlarıdır. Bu hücre iskeleti elemanları da mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüllerdir gençler. Ökaryot hücrelerin iç yapısının tahmin edilenden daha yüksek organizasyona sahip olduğu görüldü. Çekirdek ile hücre zarının arasını dolduran sıvıda organeller dışında hücre iskeleti elemanları bulunuyor. Hücre iskeleti hücrenin basınçtan dolayı ezilmesini engelliyor. Duruma göre yeniden yıkılıp bu hücre iskeleti elemanları yeniden yapılabiliniyor. Unutmuyorsun üniversite sınavında da sordular bitki ve hayvan hücresinin farkını sorarken bitki ve hayvan hücresi ökaryot hücre yapısına sahiptir. Ökaryotlarda tabii ki hücre iskeleti elemanları bulunacak gençler ama prokaryotlarda hücre iskeleti elemanları yok. Yani bakterilerde ve arkelerde hücre iskeleti elemanları bulunmuyor. Bu hücre iskeleti elemanlarına bakalım. Mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller olmak üzere 3 çeşit olmasından bahsediyoruz. Mikrotübül dediğimiz zaman tübülin proteininden meydana geliyor kalın bir hücre iskeleti elemanıdır. Hareketi ve organizasyonu sağlıyor. Az önce dedim ki dışarıdan besini alıyorsun. Lizozom organeli gidiyor. Bu besin kofuluyla birleşiyor. Bu organelin hareket edebilmesini sağlayan şey aslında hücre iskeleti elemanlarının onları itmesi. Sentrozom, kamçı ve sil oluşumunda da tabii ki görev yapıyor. Sentrozom organelinin de mikrotübüllerden meydana geldiğini unutmuyorsun. Ara filamentlere bakalım. Keretinden ve diğer çeşitli proteinlerden meydana gelecek. Aslında çeşitli proteinler diyebiliriz. Üçünü kıyaslarsak orta kalınlıkta oluyor. Bu sabit kalmayı sağlıyor. Çekirdek burada duracak, yeri sabit. Bunun sabit kalmasını sağlayan şey ara filamenttir. Mikrofilamentler ise aktin proteinlerinden oluşuyor en ince olandan bahsediyoruz. Hücreye desteklik sağlıyor. Yalancı ayak, pinostoz cebi, mikrovillus oluşumunda görevli. Kasların hareket etmesinde de yine mikrofilamentler görev yapıyor. Dediğim gibi bitki ve hayvan hücresinin karşılaştırmasını da vereceğiz bugünkü dersimizde. Dedim aslında hepsinden de bahsettim. En başta gözümüne ç çarpıyor. Hücre duvarı, hücre çeperi dediğimiz şey bitki hücrelerinde var, hayvan hücrelerinde yok. Bitki hücrelerinde kloroplast, kromoplast, lökoplast gibi plastit çeşitleri var, hayvan hücrelerinde yok. Bitki hücrelerinin kofulları az sayıda büyük, hayvan hücrelerinde kofullar daha çok sayıda ve küçük olarak bulunuyor. Hayvan hücrelerinde sentrozom organeli var. Hücre bölünme sırasında iyi ipliğinin oluşumunu sağlıyor. Bitki hücrelerinde ise sentrozom organeli yok iyi iplikleri stoplazma tarafından ya da işte mikrotübül organize edici bölge tarafından üretilmiş oluyor. Hadi karşılaştırmaya başlayalım. Özellikle bakteri, bitki ve hayvan hücresi çok fazla derecede karşımıza çıkar. Hücre zarı olmayan mı var hocam? Tabii ki üçünde de bulunacak. Hücre duvarı bakterilerde varsa ne yapılıydı? Peptidoglikan yapılıydı. Bitkilerde var selloz yapılı. Hayvanlarda bulunmaz ki. Çekirdek zarı prokaryo ne arar? Prokaryotlarda DNA serbest halde sitoplazmada. Ökaryotlarda tabii ki bulunacak. Üçünde de DNA var. Prokaryotlarda dairesel yapıda, çift zincirli, iki ucu birbiriyle birleşik. Ökaryotlarda ise yine çift zincirli ama iki ucu birbiriyle birleşik değildi. ER prokaryotlarda yok, ökaryotlarda var. Golgi prokaryotlarda Yok, ökaryotlarda var. Mitokondri tabii ki prokaryotlarda yok, ökaryotlarda var. Plastitler prokaryotlarda çift zarlı ne işi var bunların? Bitki hücrelerinde kloroplast, kromoplast, lokoplast bulunacak. Hayvan hücrelerinde plastitler bulunmaz. Ribozomu zaten en başta da söylemiştik, hepsinde var. Lizozom zarlı bir organel prokaryotlarda yer almaz. Bitkilerin gelişmiş yapılarında lizozom organeli yok. Adam kendi besini kendi üretiyor. Hücre içi sindirim yapmıyor ki. Hayvan hücrelerinde bulunuyor. Sentriol prokaryotlarda yok. Bitkilerde bulunmuyor ama hayvan hücrelerinde bulunuyor. Koful prokaryot oldukları için bunlarda yok. Bitki hücrelerinde büyük, az sayıda, hayvan hücrelerinde küçük veya hiç bulunmayabiliyor gençler. Birkaç tane de soru çözerek dersimizi bitirelim. Yukarıda verilen öncüllerden hangilerinde hücre tipleri ve sahip oldukları özelliklerle ilgili yanlış bilgi bulunmaktadır diyor. Bazı bakteri hücrelerinde bulunan sentrozom organeli tarafından oluşturulmuş kuyruk yapısı aktif hareketi sağlar. Hadi oradan. Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Ribozomdan başka organeli yok. Sakın sentrozom zarsız prokaryotlarda vardır diye düşünme. Prokaryotlarda sentrozom hücre iskelet elemanı bunlar yok. Gelişmiş bitki hücrelerinde sentrozom organeli bulunmadığından bölünme sırasında iyi iplikleri bazı hücre iskeleti elemanları tarafından tabii ki oluşturuluyordu. Hücre iskeleti elemanları tüm prokaryot hücrelerde bulunarak canlıya desteklik sağlar. Hücre iskeleti elemanları prokaryotlarda yok ki hangisiyle ilgili yanlış bilgi bulunmaktadır dediği için cevabımız 1 ve 3. Geldim diğer bir soruma. Yukarıda belirtilen hücre tiplerinden kaç tanesi hem sentrozom hem hücre iskeleti elemanı memektedir. Şimdi spermlere baktığımız zaman spermlerde sentrozom organeli bulunuyor gençler. O yüzden buna tik attım. Olgun al yuvarlarımızda sentrozom yok. Çizgili kaslarımızda sentrozom yok. Bakterinin prokaryottur sentrozomu yok. Gelişmiş yapılı bitkilerin sentrozomu yok. Hangisinde yoktur? Kaç tanesinde yoktur dediği için cevabımız 4 oldu. Geldim diğer bir soruma endoplazmik retikulumdan tomurcuklanarak oluşan peroksizom hayvan hücrelerinde zehirli bir molekül olan hidrojen peroksit H2O2 yani şöyle H2O2 neye dönüştürüyormuş su ve oksijene dönüştürüyormuş. Bitkilerde ise fotorespirasyonla amino asitleri mitokondriye aktarır diyor. Peroksizonla ilgili tek zarlı bir organeldir. Evet tek zarlar grubunda verdik. Farklı hücrelerde yukarıya baktığım zaman farklı işler yaptığını gördüm. Hücre içi ozmotik basıncı azaltır. He. Şimdi neye dönüştürüyormuş? Su ve oksijene dönüştürüyormuş. Su açığa çıktığına göre ozmotik basınç yani su alma isteği azalır gençler. O zaman hücre içi ozmotik basıncı azaltır da tabii ki diyebiliriz. Cevabımız E'ye düşmüş oldu. Geldim diğer bir soruma bitki hücrelerinde bulunan kofullarla ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Organik ve inorganik maddeleri depolayabilir. Gayet de bitkilerde tabii ki depolama işini gerçekleştirecek. Endositoz ile oluşabilir. Bitkiler endositoz yapamaz. İçeriye büyük bir molekülü alamaz. Onların çeperi var. Genç bitki hücrelerinde küçük ve çok sayıdayken yaşlanınca bir araya gelip büyüklükleri artıyordu. O zaman bu doğru. Büyüklüğü hücrenin metabolizma hızı hakkında fikir verir. Eğer çok büyük bir koful varsa onun yaşlı olduğunu metabolizma hızının yavaş olduğunu söyleyebiliriz gençler. Devam edeyim. Ee, i̇çeriğinde bitkiye renk veren maddeler de tabii ki bulundurabiliyor. Hangileri yanlıştır dediği zaman da cevabımız yalnız iki oldu. Geldim diğer bir soruma. Mitokondri organelinde moleküllerinden hangilerinin sentezi gerçekleşebilir diye soruyor. Mitokondri organelinin kendine ait DNA'sı, RNA'sı, ribozomu vardı. Yani protein sentezi gerçekleşebilir. Mitokondri organel tabii ki ATP üretebilir. DNA'sı ve RNA'sı da olduğu için hepsinin sentezi tabii ki gerçekleşebiliyor. Geldim diğer bir soruma. Yukarıda verilenlerden hangileri hem mitokondri hem kloroplast organeli tarafından gerçekleştirilebilir? ATP sentezi iki organelde de vardı. Mitokondri organeli bonkör, hücre için gerekli olan tüm ATP'yi üretiyordu. Kloroplast ise sadece fotosentez için gerekli ATP'yi üretecek ama ikisi içinde var. İnorganik maddelerden organik madde üretimi kloroplastta olur. Enzim kullanımı ikisinde de ortak. DNA eşlenmesi ikisinde de gerçekleşebilir. Yani cevabımız 1 3 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer soruma. Fotosentez ile kendi besini kendi üretebilen bir bakteri hücresi Bakteride çift zarlı mitokondri olmaz ki hocam. Kloroplast olmaz ki hocam diyeceksin. Hangisinin bulunması beklenir diyorsa cevabımız yalnız 3 oldu. Geldim diğer bir soruma. Yukarıda verilenlerden hangileri tüm plastitler için ortaktır? Çift zara sahip olmak, kloroplast, kromoplast, lökoplast hepsi de çift zarlı organel aldım. Renk pigmenti bulundurma, lökoplastlarda renk pigmenti yok ki. Işık enerjisini kullanarak glikoz sentezleme sadece kloroplastta olur, diğerlerinde olmaz ki. Hepsi içinde ortağı sorduğuna göre cevabımız yalnız bir oldu. Geldim diğer bir soruma. Plastitlerle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Tabii ki bunlar birbirlerine dönüşebiliyorlar. Fotosentez olayında görev alırlar. Lökoplast, kromoplast fotosentez olayında görev yapmıyor gençler. Tüm üretici canlılarda tabii ki bulunmayacaklar çift zarlı organellerdir. Bu da bizim için doğru olacak. O zaman baktığımızda cevabımız 1 ve 4 şeklinde olacak gençler. Hemen A'ya düşmüş gibi işaretlemiş olalım. Buradan da konumuzun sonuna geldik. Bugün ne gördük? Peroksizom organelini öğrendik. Kendisi tek zarlıydı. Zehirli maddeleri etkisiz hale getiriyordu. Koful organeli içinde tek zarlıdır. Bulundurduğu yapıya göre besinde algı veya kontraktil koful gibi isimlendirebiliyoruz dedik. Mitokondri ve plastitlerin çift zarlı olduğunu söyledik. Mitokondri ökaryotlarda oksijenli solunum tepkimeleri sonucunda ATP sentezlenmesini sağlıyordu. Plastitler de çift zarlıydı. Kloroplast, kromoplast ve lekoplast olmak üzere 3 çeşit olduğundan bahsettik. Sentrozom hayvanlarda, alglerde ve mantarlarda bulunan zarsız bir organeldi, iyi ipliğinin oluşmasını sağlıyordu. Hücre iskeleti elemanları da mikrofilament, ara filament ve mikrotübüldü gençler. Prokaryot hücrelerde ribozom dışında herhangi bir organel bulunmaz. Ökaryot hücreler Hücrenin çeşidine göre zarlı ve zarsız organelleri değişik şekilde bulundurabiliyorlardı. Böylelikle organeller kısmını da bitirmiş olduk. Hemen buradan ödüllü soruya da geçiyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.